Merhaba sevgili dostlar. Sansar Takip'te TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir karantina sohbetleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz sosyal projelere kendini adamış, bağımlılıkla mücadelenin neferi, aynı zamanda Bağımsız Berberler Derneği Başkanı sevgili Öztürk Karahan. Öztürk Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Evet, nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor çalışmalar? Arkadaşlar var, onlarla ilgileniyoruz. Evet. Desteğin arkadaşlarımız var, onlarla gidiyoruz. Evet. Seminerlerimizi durdurduk biliyorsunuz. Evet. Bu saat buldukça çalışıyoruz ama eskisi gibi çalışamıyoruz tabii ki. Evet. Sesimi alabiliyor musunuz Öztürk Şimdi Bey? ha geliyor. Geliyor. Sorularınız varsa sorularınıza Evet cevap Öztürk vereyim Bey, yoksa ben sizin kısaca bir bilgilendirme mi yapayım? konuşmalarınızı alamadık. O yüzden duyamadım ben de. Şimdi Öztürk Bey, aynı zamanda Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanlığını da yürütüyorsunuz ve kısa bir süre önce Evet. de Ha. Berberler Derneği Başkanlığına geldiniz ve bir dernek oluşumu içerisine girdiniz. Bununla ilgili bize bilgiler verir misiniz kısaca? Tamam. Önce bağımlılık ilişkilerimizden biraz bilgi vereyim size. Bağımlılıkla Mücadele Derneği, Avcılar Merkezi'nin temsilciliği olan Tekirdağ, Çorlu, Antalya, Azerbaycan temsilcilikleri olan geniş katılımlı bir dernek. Güzel çalışmalarımız var. Uyuşturucu kullanımı önlemeye yönelik çalışmalarımız var daha çok. Onun dışında destek var arkadaşlar. Derneğimizin destekleriyle tedavi olanlarca arkadaşımız var. Çalışmalarımızın hepsini ücretsiz yapmaktayız. Kimseden bir ücret talep etmeden çalışıyoruz. Bunu özellikle belirttim. Çünkü bizim gibi bazı dernekler var. Böyle çalışmalar yapıyoruz gibi çıkmışlar piyasaya. Evet. Taşlar. Bizim de tabii yok. Bunu belirteyim. Evet. Onun dışında son zamanlarda uzun zaman Berberler Odası son zamanlarının kapatılmasıyla ilgili sorunlar büyümeye başlayınca arkadaşlarımızdan Türkiye'nin bana talepler gelmeye başladı. Ne talep ediyorlar? Bundan artık bağımsız hareket edelim, yeni bir yapı oluşturalım. Erkek berberleri tek çatı altında toplayalım diye talepler, teklifler gelmeye başladı. Bu son zamanda yoğunlaşan bu tekliflerin üzerine ben de tabii ki bir çalışma başlattım. Biz de biliyorsunuz yıllardan beri insan odaklı çalışmamız var. Hem işimizde hem sosyal faaliyetlerimizde her konuda bizim önceliğimiz insandır avcılarda. Evet. Bu yüzden ben de bir çalışma başlattım. Yeni bir platform oluşturdum. Bunu bir resmi dernek çatısı altında toparlamaya çalışıyorum. Bağımsız Berberler Kuaförler Derneği diye bir yapılanma başlattım. Evet. Burada ne yapacağız biz? Berber esnafımız uzun zamandır, yani olduğundan beri aslında söyleyeyim, sahipsiz odalarımız var, dernek berberler odası var, federasyon var. Berberin sorununa hiç el atmadılar. Adamlar işsiz, adamların meslek hastalıkları var, ekonomik sorunları var. Berber camiasına girdiğiniz zaman gençlerin büyük bir kısmında uyuşturucu bağımlılığı görülüyor. İşte birçoğumuzda meslek hastalığı, omurilik eğriliği, bacaklarda hastalık var. Bu konularda işte öğrencisi olan berberlerimiz var. Okutamıyor çocuklarını, işte bir üniversiteye gidecek, kimseden burs alamıyor. Evet. Böyle sıkıntılar üst üste birikmiş. Biz de bunları çözecek projelerle çıktık meydana diyebiliriz. İnşallah bu sorunları bize destek olan berber arkadaşlarımızla birlikte çözme çabasında olacağız. Çalışmalarımız ne şekilde olacak? İsterseniz ondan da kısaca bahsedeyim.
Evet, Şu anda birçok ilde ve ilçelerimizde çalışmalarımız başlamış. Arkadaşlarımız örgütlenmeye başlamışlar. Ne yapacağız? Türkiye'nin en ücra mahallesinde, köyünde bile bizim üyemiz sahipsiz olmayacak. İlçe başkanlıkları oluşturacağız, il başkanlıkları oluşturacağız. Bunun yanında Türkiye'nin coğrafi bölgelerine esas alarak 7 ayrı bölge başkanlığı bizim derneğimiz çatısı altında oluşturacağız. Bunun çalışmalarına başladık. Bölge başkanlıklarımız oluşacak. Bölgelerimizin her birini aşağı yukarı 12-13 şeye göre şehre hakim olacak. Bölge başkanımız bütün bölgesinden sorumlu olacak. Bütün esnafımızın ihtiyacı, sıkıntısı, sorunu, derdi, talebi, isteği, önerisi ne varsa alacak, bize getirecek. Birlikte çözüm üreteceğiz. Yani biz birlikte yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Evet. Kısaca buyuz. Sormak istediğiniz sorularınız varsa cevap vereyim ben. Evet, Öztürk Bey, neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Sonuçta İstanbul Berberler Odası var ve hem bayan kuaförlerinin, erkek kuaförlerinin de bağlı olduğu. Onların çalışmalarından memnun değil misiniz? Yetersiz mi buluyorsunuz? Nedir? Sorun nedir buradaki sorun? Şimdi onlar sadece varlar. Hizmette yoklar. Esnafın yanında yoklar. Halkın yanında yoklar. Sadece berberlerden, esnaflardan, kuaförlerden aidat toplarlar. Orada siyasi şakşakçılık peşindeler. Bunu hepimiz biliyoruz. Siyaset peşindeler. Kardeşim 25 sene, 20 sene sen bir odanın başkanlığına oynayamazsın. Orada bırakacaksın insanlar, iş yapamıyorsan iş yapanlar gelsin. Vatandaş sahipsiz şu anda. Berberler Odası gitti bu koronavirüs olayında mesela. Benim hiç onaylamadığım bir çalışmaya girdi. Hiçbir şey yokken biz dükkanları kapatalım dedi. Evet. Kardeşim bu virüs var burada bu memlekette. Dükkanları kapatmak çözüm değil. Berber esnafının, berber dükkanlarının ruhsatı sizler de biliyorsunuz ki sağlık işletmesi olarak geçer. Evet. Sağlık işletmesi kapatılamaz. Eczaneyi kapatamıyorsam, polikliniği, tıp merkezini kapatamıyorsam bunu da kapatmamam lazım. Çünkü biz zaten sağlıklı ortamlarda çalışan esnaflarız. Hijyen bizde zaten ön planda. Bu virüs olayında da ben zaten kendi işletmelerimde bütün tedbirlerimi iyice arttırdım, yoğunlaştırdım. Bizler tedbirli çalışabilirdik. Esnaflarımızı mağdur etmeden belli standartlarda çalışabilirdik. Koruma önlemlerini artırırdık virüsten. Vatandaşımızı ve kendimizi koruyacak şekilde çalışabilirdik. Bu öneriyi götürmediler hükümete. Direkt kapatalım dediler. Şu anda Türkiye'de yüz binlerce esnafı aç bir ilaç içeriye kapattılar. Ve berber esnafı günlük çalışan, günlük yiyen bir insan. Bugün kazandığını bugün yer. Yarına hiçbir umudu yok bu insanın. Herkesi aç kapattılar içeriye. Bunları görünce zaten bizlerde isyan. Normalde bu sorunlarla devamlı mücadele ettim. Berberler Odası'na hatta bağlı değilim. Ticaret Odası'na bağlı bir şirket kurdum. Bununla çalışıyorum. Çünkü Berberler Odası'ndan hiçbir şekilde hizmet alamıyordum. Bana bakan diğer arkadaşlarımız da dediğim gibi bir sürü illerden talepler var. Evet. Bana bakan insanlar da artık bu konuda destek istediler. Biz dediler bunlardan artık bıktık. Aidat Evet. veriyoruz, her şeyi veriyoruz ama yanımızda hiç kimse yok. Evet. Bu sorunlara birlikte çözüm bulalım diye bir platform oluşturduk. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız. Evet, Öztürk Bey, şu an bizleri takip eden sevgili izleyicilerimiz var. Sevgili Gülhan Hanım'a buradan selamlarımızı yolluyoruz. Sevgiler, iyi yayınlar demişler. Nilgün Duras Babayiğit, Öztürk Ben de selam Başkan'a söylüyorum selamlar demiş. arkadaşlarımıza. Sevda Hanım, Başkan merhabalar demiş. Evet, şu an bizleri takip eden dostlarımız da var. Öztürk Bey, peki... Arkadaşlarımızın soruları olan varsa bilirim buradan. Evet, sorular da geldikçe size ileteceğiz. Ancak bunun dışında sevgili Öztürk Bey... Avcılar'daki berberlerden bayan ya da erkek yani bayan kuaförleri erkek kuaförlerinden size gelen talepler nedir? Ya da sizin bu dernek oluşumunun dışarıda karşılığı nedir yani esnaftan? Avcılar berberleri bana ilk başta bu kapatma olayının gün önce aradılar. Bana dediler ki biz kapatmak istiyoruz. Evet. Sen de bize uyar mısın? Ben dedim yok kardeşim kapat.
değil. Bizim gereken tedbirli çalışmak. Evet. Ben bu yüzden size uymam dedim. Maalesef ki hükümetimiz böyle bir karar aldı diyorum. Çünkü bizlere büyük bir sıkıntı oluşturdu. Temiz sektörü, bugünkü virüsün düşmanı sabundur. Bizim akşama kadar meslektaşlarımız sabunla, kolonyayla iç içe. Düşünebiliyor musunuz? Bizim dükkanımızda virüs zaten barınamazken biz dükkan kapatalım. Bu arkadaşlarımızla böyle bir şeyimiz oldu. Ben kapatmıyorum dedim. Hükümet kapat deyince tabii mecburen kapattık. Şimdi bölgeden arkadaşlarımızdan talepler var, arayanlar var. Birlikte çalışalım diye. Herkesle her bölgede dediğim gibi ilçelerde de yönetimler oluşturup başlatacağız. Evet. Peki Öztürk Bey, bu derneğinize dedim, nasıl karşılık var mı? Yani esnaflardan şu an derneğinize üye olan, yönetimine gelen, nasıl yani, sizde karşılığı nedir bu esnaflardaki sizin bu derneğinizin? Yani bir Benim İstanbul şu berber, an evet. İstanbul'u bırakın, İstanbul çok ilçeden Kartal'dan tutup Osmanpaşa'ya işte bütün bu bölgelerden arayanlar, destek olanlar, yanında çalışmaya gelenler var. Bunun dışında Türkiye'nin birçok ilinden, ilçesinden arayanlar var. Şu anda 200'e yakın berber bizim platformumuzda birleşmiş durumda ve her gün artıyoruz. Bizim amacımız berber esnafını fakir, aç, işte bir kız bile verilmeyen, boş insan olmaktan çıkarmak. Biz zengin bir topluluk oluşturacağız meslektaşlarımızla. Evet. Siz şunu mu diyorsunuz? Berberler Odası şayet hükümetle, yetkililerle görüşselerdi, berberler açık olurdu diyorsunuz. Ama kısmen de ya da nöbetçi berber Tabii ki. şeklinde mi? Tabii ki çözüm önerisiyle giderdik. Biz şimdi çözüm önerisiyle gitsek zaten kimse yok demez. Hükümetimiz esnafı içeriye kapatıp, devletimiz esnafı içeriye kapatıp da hadi sıkıntı yaşayın demez ki. Devlet vatandaşına sahip çıkıyor. Buradan odalardan böyle bir kapatalım teklifi gelince kapattılar. Öneriyle gitseydik, çözüm önerisiyle Evet. hiç kimse yok demezdi buna. Evet. Yani bugün çok özür dileyerek söylüyorum. Bir ay geçti, bir 15 gün sonra daha dışarıya bakın. Herkesin saçı sakalı dağılmış olacak. Evinde saçını kesiyor vatandaş, hanımına, eşine, çocuğuna kestiriyor. İnsanlar şekilden çıkıyorlar iyice. Bunu kim isterdi? Vatandaş da istemezdi. Bizler tedbirli çalışabilseydik hiç kimse hiçbir sıkıntı yaşamazdı. Ne yapardık? En fazla riskli olan mesela sakal tıraşını yapmazdık, saç tıraşını yapardık. Benim dükkanlarımda yaptığım gibi bütün malzemelerimizi, metal malzemelerimizi her müşterimizde kesinlikle dezenfekte ederdik. Tek Evet. kullanım malzeme zaten ben kullanıyorum bütün malzememi. Herkesi tek kullanım malzemeye geçirirdik. Evet. Yani şey yapardık, tedbirimizi alırdık. Esnafımız da mağdur olmazdı. Evet. Evet, Öztürk Bey, şimdilik bir kısa bir ara vermek istiyoruz. Ondan sonra da tekrar bir arada olacağız. Bir kısa reklamımız var. Yeniden sizle birlikte olacağız efendim. Bizden ayrılmıyorsunuz. Evet sevgili dostlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Öztürk Karahan, BADER Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda da BABER, yani Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve Bağımsız Berberler Derneği. Evet Öztürk Bey, kuaförlerin sorunlarına yönelik ve kurduğunuz dernekle ilgili izleyicilerimize bilgiler verdiniz. Ve bu arada yine kuaförlerin ve berberlerin kısıtlı olarak mutlaka açılması yönünde mesajlar geliyor. Yine sosyal mesafe şartları doğrultusunda kuaförler açılmalı. Hijyen çok önemli bu süreçte demiş Volkan Parlak adlı izleyicimiz.
Evet, Öztürk Bey, kısaca sizin ifadeleriniz doğrultusunda da berberlerin de açılması yönünde bir beklentileri var. Süreç eğer ki uzarsa da korona kapsamında karantina süreci uzarsa böyle bir beklenti de var. Bunun dışında sevgili Öztürk Başkan, evet madde ve manevi olarak bağımlı gençlere yardım ediyor Öztürk Başkan. Bu konuda şu an çok zorluklar yaşanıyor. Ve çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bağımlılıkla mücadele yönündeki çalışmalarınız nasıl gidiyor şeklinde de bir soru var sevgili Öztürk Başkan. Bununla da ilgili Bağderme ile ilgili bize bilgiler verir misiniz? İster istemez personellerimiz var. Çünkü personellerimize de bakmak zorundayız. Benim 30'un üzerinde çalışanım var. Onların geçimlerini de temin etmek zorundayım. Bu yüzden dernekte bu bakım işlerimizi, tedavi işlerimizi biraz şey yaptık, yavaşlattık. Uzaktan yardımcı oluyoruz. Evlerine gönderdik birkaç arkadaşımızı. Bunların işte bize gelen zaten çoğu bitmiş durumda. İlaçlarını falan aldık. Zaman zaman evlerini kontrol ediyorum. Ama de çalışmalarımız zayıfladı. Daha önceki gibi de bir aydan bu yana bayağı bir düşüş oldu. Tek oluyoruz. Başka illerden arayanlar var, destek isteyenler. Buraya gelen kadar mesela yollar kapalı olduğu için hastaneye yönlendiremiyoruz. Evet. Onlara da oldukları yerde destek olmaya çalışıyoruz işte. Evet. Psikolojik destek işte ne yapmaları gerekiyor, ne ilacı kullanmaları gerekiyor gibi arkadaşlarımızdan aldığımız destekleri, bilgileri onlara aktarıyoruz. Bu şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet, Bader olarak Sağlık Bakanlığı'yla mı diyalogtasınız, Kaymakamlık'la mı, İl Sağlık Müdürlüğü'yle mi? Yani bu süreçte nasıl bir yol izliyorsunuz? Yol haritanız nedir? Biz zaten kaymakamlıktan bu konuda desteklerken tamamını ben karşılıyorum. Öbür türlü kurumsal destek bir arkadaşımızın sigortası yoksa hemen çıkarılır işte. Acaba sosyal yardım hemen destek olur. Belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz bulunduğumuz bütün bölgelerle. Amatem'le Bakırköy, Çorlu ve Erenköy Amatem hastaneleriyle çalışıyoruz. Evet. Bu konularda bizim gidip gönderdiğimiz insanlara destekleri biraz daha hızlı oluyor. Niye böyle oluyor? Biz oraya giden hastalarımızı, arkadaşlarımızı dışarıda da takip ediyoruz. Yani git hastaneye. Tekrar uyuşturucuya böyle bir trafiğin içine sokmuyoruz. Dışarı çıkanı sahip çıkıp yönlendirdik mi, destek olduk mu? Sosyal destek çok önemli. Bu arkadaşlarımız mesleklerini kazanıyorlar, işlerini kazanıyorlar. Anlaştığımız, çalıştığımız fabrikalar var. Fabrikalarda işe koyuyoruz. Meslek öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza meslek öğretiyoruz. Yani bu çalışmalarımızı görünce tabii ki bizlere de destek oluyorlar kurumlarımız sağ olsunlar. Evet. Peki yerel yönetimlerden beklentiniz nedir? Belediye ile diyalog nedir şu anda Avcılar Belediyesi ile? Sizin merkeziniz de Avcılar'da. Yani Belediyemizle diyalogumuz iyi. Başkanımız, başkan yardımcılarımız sağ olsunlar. Herhangi bir talebimiz olduğu zaman ivedilikle bize çözüm, destek sağlayabiliyorlar. evet. Diğer temsilciliklerimizin olduğu yerlerde de bu böyle. Belediyelerimiz bu konuya duyarlı diyor. Siyaset bir dernek olduğu zaman yerden destek başta belediyeler siyaset hani bir şeyler yapar ama hiç kimse hiçbir beklenti tamamen karşılıklı destek biz siyaset üstü çalışmaya özen gösteriyoruz. Evet, sosyal destekler hizmet müdürlüğü ile de diyalogtasınız değil mi? Tabii ki. Evet. Evet sevgili başkan, Sansar Takip'te TV ekranlarından başka neler söylemek istersiniz? Biz deneme yayınlarımızı yapıyoruz. İnternet üzerinden televizyonculuğa da adım atmaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz bu süreç içerisinde. Karantina sürecinde herkesin zorlukları var tabii ki. Bir de biz de bu zorlu süreci üreterek bir şeyler ortaya koyarak aşmaya çalışıyoruz.
Ben şunu söylüyorum size, Berberler Odası yıllar önce, 8 sene önce ben bu projelerimi, yapmak istediklerimi, düşüncelerimi paylaştım. Berber esnaf arkadaşlarımız bunları devamlı soruyorlar. Dün bir toplantı, sohbet daha oldu böyle internet üzerinden sordular. Ben bunu Berberler Odası Başkanı'na, İstanbul Başkanı'na söyledim, tekliflerimi söyledim, hiçbir cevap alamadım. Yani odalar artık umutsuz bir vaka gibi görünüyor. Esnaflarımıza dediğim gibi hak ettiği değeri kazandırma çabamız. İnşallah her bölgede kendi okullarımızı açma düşüncelerimiz var. Herkes arabamı satıp, arsamı satıp da buraya dalayım. Biz bu çalışmalarımızın hepsini bizimle birlikte çalışan esnaflarımızla birlikte yapacağız. Okul açacağız, meslek okulu. Bu okulu bölgedeki esnaflarımızla kooperatif şeklinde kuracağız, böyle yardımlaşmayla kuracağız. O esnaflarımızın okulu olacak. Diğer çalışmalarımız öyle. Esnafımıza hizmet getireceğiz biz. Bu amaçla yola çıktık. Ben mesela Avcılar'da, sizler çok iyi biliyorsunuz, yıllardır engellilerimize, yaşlılarımıza, hastanelerde olsun, Avcılar Belediyesi'ne ve Kaymakamlık Sosyal Yardım'la da ortak çalışmalarımız oldu. Oluyor da. Evlerinde engelli yaşlılara hizmet veriyor. Hafta benim ustalarım arabamla çıkar, gezer, dolaşır, ziyaret eder, gelirler. Bu hizmetlerimiz mesela, her berber kendi bölgesinde bunu yapacak. Bizim üyemiz olan, bizim platformumuzda, derneğimizde üyemiz olan bütün berberlerimiz mahallesinde, bölgesinde, etki alanında bulunan yaşlılara, engellilere, ihtiyaç sahiplerine tamamen ücretsiz, şehit ailelerine, gazilerimize tamamen ücretsiz hizmet verecek. Bunu mesela ben birinci şart koşuyorum arkadaşlarımıza. Bakın arkadaşlar diyorum, bu memleketi biz sahip çıkarak kurtarabiliriz birçok sorunla. Burada yaptığımız, Avcılar'da yaptığımız birçok işimizi diğer illerimizde de yapacağız, ilçelerimizde de yapacağız inşallah. Hizmet amacıyla geliyoruz. Biz milletimizin, arkadaşlarımızın, esnafımızın, toplumumuzun hizmetkarı olmaya geliyoruz. Evet. Sevgili Başkan, teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Yayınımızı burada Ben teşekkür sonlandıracağız. ediyorum. Bunların haricinde Sansar Takip'te TV ekranlarından söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesajlar var mı? Birlikten güç doğar. Sizinle bu görüşmemiz de çok iyi oldu. Avcılar'da güzel çalışmalarınızı takip ediyorum, görüyorum. Bizlere desteğinizi önemsiyorum. İnşallah güzel çalışmalarımızı tekrar sizinle duyururuz. Teşekkür ediyorum sizlere de. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, Sansar Takip'te TV ekranlarından sizlerle birlikte olduk. Bugün çok değerli bir konumuz vardı. Karantina sohbetleri kapsamında Bader ve Baber Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Öztürk Karahan yayın konuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Evet sevgili dostlar, yeni bir canlı yayında Sansar Takip'te TV ekranlarında buluşmak umuduyla sizler bu yayını aynı zamanda YouTube'dan Sansar Takip'te kanalında da izleyebileceksiniz. Hoşça kalın diyoruz, dostça kalın diyoruz.